Evet arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size gitar üzerindeki akorları, minör ve majör akorları, ilk 3 perdedeki akorları anlatacağım. Akor mantığı şudur, akor bir gam sisteminden oluşur. Yani 1, 3 ve 5. seslerde. Bunun teori kısmı şöyle gidiyor, majör ve minör gamlarımız var. Bunların bir aralıkları var, aralıklar da 1, 3 ve 5. seslere göre gider. Örnekle mesela la minörden bahsedersek la, si, do, re, mi, fa, sol, la aralığında bir gam oluşur. Bunun 1. sesi, 3. sesi ve 5. sesinizi al, 5. sesini alırsanız bu size la minör akorunu verir. Yani la, do, mi şeklinde. La, do, mi notalarını bastığınızda la minörü verir. Mi minörü bastığınızda mi minör, mi, fa diye, sol, la, si, do, re, mi şeklinde gider. Mi minörde de 1, 3 ve 5. Yani buradaki fa diyezi atlıyoruz. Mi, sol, si seslerinden oluşur akor. Bu da size mi minörü verir. Yani gitardaki tellerin boşları en alt telimiz mi, ikinci telimiz si, üçüncü telimiz sol, dördüncü telimiz re, beşinci telimiz la, en üst telimiz mi'dir. Şimdi biz burada iki parmak bastığımızda mi minör akoru oluyor. Buradaki mantık şu arkadaşlar. En üst telin boşu mi, beşinci telin boşu la'ydı. Ama bizden la'yı istemediği için buraya basıyoruz. Si notasını elde ediyoruz. Mi, sol, si seslerinden oluşacak. Bir altta telin boşu re'ydi. Biz bunu basıyoruz. Yani bu dediğim bizim üçüncü parmağımız. Burası mi oluyor. Alt telin boşu sol. Bir alt telin boşu si, bir alt telin boşu mi. Yani mi, sol, si dışında bir ses tınlamıyor. Bu akorun adı mi minör. Evet. Mi minör neden mi minör diye sormuştu bundan 12-13 yıl önce bir öğrencim. Mi minör bu yüzden mi minör arkadaşlar. Yani mi, sol, si seslerini başka yerlerde de basarsanız bu da size bir mi minör verir. Mesela en alt telin boşu mi, bir üst telin boşu si, bir üst telin boşu sol. Yani bu üç teli aynı anda tınlattığınızda ters olarak bu da size mi minörü verir. Bu şekilde mi minör akorumuz ve la minör akorumuz. La minörde de la, do, mi notaları var. Şimdi en üst telin boşu mi, bir alt telin boşu la, bir alt telin boşu re'ydi, bastık mi yaptık. Bir alt telin boşu soldü, bastık la yaptık. Bir alt telin boşu si'di, bastık do yaptık. Bir alt telin boşu da yine mi. Yani la minörü bastığımızda bu bir tesadüf değil. La, do, mi seslerinden oluşan nota dizilimi. O yüzden bize la minör akorunu veriyor. Şimdi majör olduğu zaman do yerine do diyezi basıyoruz. La majör oluyor. Yani şu şekilde. Üç parmağımız da aynı perdede. Hepsi farklı tellerde. Bu da la majör. Mi majör de mi minörün bir benzeri. Birinci parmağımız buraya geliyor. Burada da sol diyez notası var. Sol diyez notasını aldığımız zaman akor mi majör oluyor. Bu mi minördü. Bu parmağa bastığımızda mi majör oldu. Bu la minördü. Birinci parmak kalkıyor. Yerine serçe parmak. Yani onun yerine değil bir yanına. Yani şurada do diyez notası var. Bu şekilde la majör elde etmiş oluyoruz. Bir alta indiğimizde de birinci parmak burada. İki burada, üç burada. Bu da re minör arkadaşlar. Bu da re, fa, la notalarından oluşur. Burada bastığımız nota re, burada bastığımız nota fa, burada bastığımız nota da la. Yani re, fa, la seslerinden oluşan nota biçimine re minör diyoruz. Re majör ise fa diyez alır. Şimdi biz bu parmağı bu araya sıkıştırmak yerine parmakları çeviriyoruz. Şu şekilde re majör basıyoruz. Yani birinci parmak burada, iki en altta. Burası la, burası fa diyez, burası re. Re majör. Akoru bu şekilde. Şimdi ne öğrendik? Mi minörü öğrendik. Mi, sol, si seslerinden oluşuyor. Bunu gitarın ya da piyanonun herhangi bir yerinde basarsanız mi, sol, si sesleri size mi minörü vermiş olur. Mi, sol diye si yaparsak hiçbir şey değişmiyor. Sadece sol
yerine sol diyez geliyor. Bu da bize mi majörü veriyor. Yani Hicaz şarkılarda kullanacağımız akor mi minör değildir, mi majördür. Evet. Mi, sol diyez, si seslerinden oluşan akorumuz mi majör. Mi, sol, si seslerinden oluşan akorumuz da mi minör. La minöre gelince la, do, mi seslerinden, yani la, do, mi seslerinden oluşan akorumuzun adı la minör. Şu şekilde. La majörde de la, do diyez mi var. O da bize la majörü veriyor. Bunu da mesela la Hicaz şarkılarında gibi kullanabiliriz. Burası la. Transpoze de bu şekilde gidiyor. Yani bunu kaydırarak elde ediyorsunuz. La minörümüz la, do, mi. La majörümüz la, do diyez, mi notalarından oluşuyor. Re minöre gelince re minörümüz de arkadaşlar re, fa, la notalarından oluşuyordu. Re majörümüz de re, fa diyez, la. Yani atıyorum mi nihavend bir şarkı çaldığınızda genelde re majörü alır. Çünkü mi nihavendde mi, fa diyez, sol, la, si, do, re, mi notaları oluştuğu için fa diyezin arızasını re majörde istiyor. Re minörü kullanamıyoruz. Eğer şarkıda bir değişiklik yoksa. Mi minör, mi majör, la minör, la majör, re minör, re majör. Evet. Yani 3 tane majör, 3 tane minör akorumuz var. Şimdi bunları önce şöyle çalışabilirsiniz. Önce minörleri 4 dörtlük bir ritimle. 4 dörtlük ritim bu arada şöyle arkadaşlar. 2 aşağı vuruyoruz. 2 yukarı çekiyoruz. 1 aşağı, 1 yukarı. Ama bunun bir temposu var. Metronomu. Vur, vur, çek, çek, vur, çek şeklinde. Vur dediğimiz aşağı, çek dediğimiz ise yukarı vuruyor. Vur, vur, çek, çek, vur, çek şeklinde. Şimdi mi minörde 2 ölçü. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Sonra la minöre inip vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur. Vur, çek, çek, vur, çek. Sonra re minöre inip vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek. Önce minörleri çalışıp sonra majörleri çalışabiliriz. Mi majör, la majör, re majör, tekrar mi majör. Majörleri de bu şekilde çalışabiliriz ya da bunları karıştırabiliriz. Örnekle mi minörden re majöre gidip, re majörden la majöre gelip, buradan la minöre. Yani bu akor sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız akor, yani 3-6 tane akoru basmış olursunuz. Bunun için pratik yapmanız gerekiyor. Videoyu durdurun. Önce akorların nasıl basıldığını, kaçıncı parmaklarda basıldığına bakın. Burada 2 ve 3. parmağımızı kullanıyoruz. Mi majörde 1. parmağımızı da kullanıyoruz. La minöre inince la minörle mi majörle la minör aslında aynı. Yani sadece yeri değişiyor. Biri üstte, biri de altta. Re minörde aslında aynı. O da bir alta iniyor ama 3. parmak bir yana kayıyor. Çünkü re notamız burada, burası do diyez. Bu şekilde. Mi minör, la minör, re minör. Mi majör, la majör, re majör gibi çalışabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ya da öğrenmek istediğiniz dersleri yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.